tam merkezde değilmiş. Şöyle göstereyim hemen otelimizi. Moy Otel'de kalacağız. Şöyle bir otel. Değişik bayağı ev gibi bir havası var. Kapıyı çalmalar filan. Şöyle göstereyim hemen size. Küçücük bir otel, küçük bir otel. Kolay gelsin. Burası da otelin minik bir bahçesi. Gerçekten çok güzel bir bahçesi var. Çok hoşuma gitti. Şöyle bir çardak var orada. Şöyle çok tatlı bir havuzu var. Ve tam olarak tatilimiz başlamış oluyor. Şurada çok güzel bir kahvaltı yapacağız. Enfes kahvaltıları var. Hacı Memiş'teki bu köşe kahveyi mutlaka şiddetle sizlere tavsiye ediyorum. Şimdi hemen biraz mekanı göstereceğim. Biraz daha denizi daha sakin, daha sıcak. Ortamda gayet güzel. Hem bu akşam da Kerimcan Durmaz mıydı? Kerimcan Durmaz çıkıyormuş. Belki after party'de ona da denk geliriz. Onları zaten sizlerle paylaşacağım. Orada görüşürüz. Beach olarak Kıya'ya yolculuk geldik. Giriş ücreti 60 TL. Herhangi bir içecek vesaire yok. Kerimcan Durmaz da cuma günleri çıkıyormuş ama gece 11'den sonra çıkıyormuş. Sadece happy hour var, o kadar. Şöyle hemen mekanı da gösteriyorum. Şöyle bir barı var. Happy hour'ın yapıldığı alan burası. Akşam 5'ten sonra oluyor. Burada loca bölümleri var. Ferdi Baba'ya gideceğiz. Oranın gerçekten mezeleri enfes. Değil mi Ebru'şu? Çok acıyız. Aşırı güzel kapkalar varmış sanki. Şöyle biraz çarşıyı turladıktan sonra da Ferdi Baba'ya gideceğiz. Baba'ya geliyoruz. Bu Ferdi Baba köy içinde. Bunun hem marinada hem de
şeyde var. Merhaba. Mezeler. Önce bir yerimize oturalım da, değil mi? Sonra ben bu mezeleri çekmeye geleyim. Kaç çeşit mezeniz var? Kaç? 40. Ay harika. Teşekkürler. Burası 1-2 saate şimdi oturacak yer bulamazsınız. Haftalar öncesinden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Gerçekten harika bir restoran. Aynı zamanda da iki şubesi daha var. Bir Portala Çatı'da, diğeri de Çeşme Marina'da. Ay şu an gerçekten çok mutluyum. Yemeklere kavuştuk. Meselemiz şurada. Yakalıyoruz. Birazdan yerimiz de şahane. Kahvaltımızı yapacağız. Gerçekten çok güzel bir otel, çok rahat uyuduk. Zaten gözlerinden de belli oluyor. Hemen uyanamayanlardı bugün. Güzel bir kahvaltı yapacağız. Kahvaltıdan sonra da plaja Zio Beach'e gideceğiz. Zio Beach'e geçtiğimiz senelerde de gitmiştik. Gerçekten güzel bir yer. Deniz gerçekten çok soğuk. Zaten buranın için herhalde bütün koylarındaki denizler çok soğuk. Mesafede yaklaşık olarak 15-20 dakika falan sürüyor buradan. Ama yine taksiyle veya bir arabayla mutlaka gitmeniz gerekiyor. Oraya kadar herhangi bir ücret olmuş vesaire yok bildiğim kadarıyla. Giriş ücretleri de ortalama 50-60 TL civarında değişiyor. Genellikle birçok plajda şey alıyorlar, rezervasyonla yaptırıyorlar. Mesela yarın da bir Four Sunset'e gideceğiz. Kesinlikle rezervasyonsuz zaten almıyorlar. Önceden rezervasyonunuzu yaptırın mutlaka plajlara. Yemekleri de güzel. Hatta şeyde Zio Beach'te yeni bir restoran açılmış duyduğum kadarıyla. Yemekleri gerçekten şahaneymiş. Onları da gidişken kesinlikle orada görüşürüz. Şimdi Zio Beach'e geldik. Giriş ücreti dediğim gibi 60 lira ama Türksel Platin üyesiyseniz %50 de indirimle girebiliyorsunuz. %50. Evet, %50. Şöyle hemen bir şey göstereceğim. Bu bölüm restoran kısmı. Gerçekten çok güzel deniz ürünleri yapılıyor. Burada yemeklerinizi afiyetle yiyebilirsiniz. Şurada duşlar, bacalar ve plaj kısaca böyle. Ve nadiren boş bulabileceğiniz bu hamak. Herkesin herhalde bu Zio Beach'teki bu hamakta mutlaka bir resmi vardır diye düşünüyorum. Yine denizin içerisinde ve banklar da var. Hem güneşlenip hem denizin içinde de takılabilirsiniz. Merak edenler için.
ayakkabılarla nasıl yiyeceğim hiç düşünmüyorum. Yeni Mevlis'teki kuş kafesine geldik. Buranın tahayyülü gerçekten çok güzel. Ortamı da harika. Birazdan da yemek için kafes bahçemizi içeceğiz. Gerçekten ortam olarak çok güzel bir mekan. Burayı da Powerler listeme ekliyorum. Bu güzel Alaçatı gecesine şerefe. Evet. Yaz tatilini böylece Alaçatı'yla noktalamış oluyorum. Umarım hazırlamış olduğum vlogu beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma gelmişken de abone olmayı lütfen unutmayın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.